O e, neredeyse sonuna kadar savundu ülkede evet. Hık, kalkması gerekiyordu diye düşünüyordum. Ee, bir de 27 Mayıs'ta 27 Mayıs'ta ben karşıydım. 27 Mayıs ihtilaline. O e, neredeyse sonuna kadar savundu ama ölmeden iki yıl önce fikir değiştirdi. Hmm. O da 27 Mayıs konusunda 20 yılı aşkın bir tartışmamız olmuştur. Her yaz geldiğimiz zaman babamla. O 27 Mayıs'ı normal ne nasıl görüyordu? Doğru bir şey, iyi bir şey. Doğru Türkiye şey. için iyi bir şey olarak algılıyordu. Ee, ben de iyi olmadığını söylüyordum. Ee, uzun uzun tartışıyorduk. Yani tartışıyorduk demek doğru değil. Babamla tartışmak benim haddim değil. Yani öyle bir o zaman karşında dinlemek dinlemekle yükümlüsün tabii evet. ki. Arada bir sadece kuşkularımı belirtiyordum. Ama öyle öyle, öyle öyle, diyorsan eğer böyle de olmaz mı, böyle de denemez mi falan gibi. Ee, daha çok babam söylüyordu ama hiç anlaşamıyorduk. Yani ilginç yani çok e, çok güzeldi onunla tartışmak çünkü seni dinlerdi. Yani beni dinlerdi. Yani herkes dinlerdi. Ondan sonra sonra demagoji falan yapmadan gerçekten okulda yani senin söylediğin konuda sana cevap verdi. Ben de onu dinlerdim. Yani böyle güzel bir değiş değişiklik, değiş tokuş vardı aramızda. Öyle şey hamaset filan olmazdı tabii ki. Ee, kızma, bağırma falan da olmazdı. Çok tuhaf bir şey.